Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ligde bugün çok zorlu karşılaşmalar var. Ayrıca onunla ilgili notları da paylaşacağız sizlere ama e, bu şampiyonluk kutlamalarına neredeyse başlayan ve büyük bir sevinç içerisindeki Beşiktaş'la ilgili başlıkları aktaralım ve 7-0'lık galibiyetin yankılarına bakalım. İşte bakın fanatik gazetesi söke söke şampi diyor. Hatay 7-0 yenmesinin ardından ligde son 3 maça 81 puanla lider olarak giren Siyah Beyazlar yakaladığı istatistiklerle de sezona damga vurmuş durumda. 37 maçta attığı 85 golle ligin en skorer takımı Beşiktaş. Sergen Yalçın futbolculara işte böyle seslendi. Kartallarım benim. Herhalde çok sayıda taraftar benzer ifadeyi futbolcular için de söylüyordur. Siyah beyazlar maç bitimi soyunma odasına takım alkışlayarak giren usta hoca. Bu ligin çok üstünde bir futbolla hırsla oynadınız. Rakip takımların taraftarları bile bizi takdir ediyor. Ayaklarınıza sağlık. Kartallarım benim diyor. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Kele'lerin bol servislerini belirledi. Kaleyi devraldığı ilk sezonda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu de ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı. 20 yaşındaki Keldiven'in başarılı performansına Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Lyon Ersin'i izletmek için 3 kez Türkiye'ye sıkatlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatay Spor maçında tribündeydi. Sabahta yer alan habere göre siyah beyaz yönetim ise özellikle Lyon ile Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması da bekleniyor. Resmi maçlarda kaydettiği 23 gol ve 4 asiste harikalar yaratan Kanadalı golcü Kelelerin ise hem kariyerinin hem iyi sezonunu geçirdi hem de kendi adına Avrupa piyasasına duyurdu. Devre arası Premier Lig'den iki ayrı tekli falan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis önerisi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilmişti. Siyah beyazlar oyuncusuna karşılık daha önce istediği 15 milyon euroya yukarı çekti. Yönetim İngiltere'de West Ham United ile Everton'ın un yanı sıra Fransız ve İtalyan kulüplerinin de radarındaki larinin yeni bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Ersin ve Larry'nin minimum bonservis bedeline kadar olmalı. Beşiktaş'ın soyunma odasında bu sözler inledi. Sezon başından beri motivasyon konuşmalarıyla, takım inancıyla oyuncuların performansını yükselten teknik direktör Sergen Yalçın, 7-0'lık Hatay Spor karşılaşmasının bitiminde yine Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Soyunma odasına futbolcuların alkışlayarak giren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuları tek tek kutladıktan sonra neler olacağını göreceğiz demiştik. Bugün gösterdiniz. Bu ligin çok üstünde bir futbolla hırslı oynadınız. Rakip takımların taraftarları bile bizi takdir ediyor. Ayaklarınıza sağlık. Kartallarım benim ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın konuşmasında Bugün bu zaferin tadını iyice yaşayın ve iyi dinlenin. Henüz şampiyon olmadık ama böyle devam ettiğimiz sürece zaten o kupa bizim olacak. Dedikten sonra siyah beyazlı futbolculara izin verdi. Başarılı teknik adam son olarak bu üstün futbolunuz, formaya ve aramaya saygınız nedeniyle kendi adıma, yönetim adına, milyonlarca Beşiktaş taraftarı adına hepinize teşekkür ediyorum diyerek sözlerini noktaladı. Yalçın'ın tesislerde de kaptan Bey ile de özel görüşme yapıp saha da benim gözüm olmaya devam et, arkadaşlarının rahibete girmesine engelle dediği öğrenildi. Beşiktaş efsanesinden olay yorum Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin. Beşiktaş Hatay Sporu yendi 7-0 maçın ardından Nihat Kahveci TV bu spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Sergen Hoca çok önemli açıklamalar yapmıştı. Cumartesi göreceğiz gibisinden. Maç öncesi için biraz sertti o açıklamalar ama açıkçası hakikaten takıma yaramış. Hatay oyuncuların daha çok motive olacağını düşünmüştüm ama Beşiktaşlı oyuncular inanılmaz ciddiyetle oynadı. Fulya'ya çok apartanlar duruyor. Bizim tesisimiz duruyor. Orada ve oraya Sergen Yalçın heykeli çok net yakışırdı. Sözlerini söyledi. Peki sizce Fulya tesislerine Sergen Yalçın heykeli dikilmeli mi? Beşiktaş'tan da Abu Bakar açıklaması. Oynamamasının tek nedeni var. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Erdal Torunoğlu, Vincent Abubakar konusunda açıklık getirdi. NTV'ye konuşan Torunoğulları Kameralı golcünün yeni sözleşme konusunda siyah beyazlarla anlaşamadığı ve bu nedenle oynamadığı iddiaların doğru olmadığını söyledi. "Abubakar haksızlık yapılıyor diyen Torunoğulları "Oynamamışsın teknenin sakatlıdır. "Abubakar Bakar Beşiktaş'ın çimentosu saha içindeki lider oyunculardan bir tanesi kendisi de bu iddialara üzülüyor ifadelerini kullandı. Erdal Torunoğulları Abu sözleşmesinde 30 maç oynaması halinde 1 yıllık opsiyonu devreye girer maddesi dışında şartlarda olduğunu açıkladı.